Size bir soru sordum Umut Bey. Arabadaki kan kimin kanı? Bilmiyorum. Bakın Umut Bey. Biz zaten araştırıp bu kan kime ait bulacağız. Ama benim size tavsiyem, bu işten en az zararlı kurtulmak istiyorsanız bunu bize sizin söylemeniz. Kan izlerinin kuruma durumuna bakılırsa olay bir iki günlük. Siz de arabayı dün satmışsınız. Son kez soruyorum. Neden arabanın bagajında kan var? Umut, ne yaptın? Nişana gidiyorduk. Çok geç kalmıştık. Evet. Yanında kimler vardı? Sen de kimsin? Emir Soykan. Umut Bey'in avukatıyım. Müvekkilimi neden aldığınızı öğrenebilir miyim acaba? Umut Bey'in arabasının bagajında büyük miktarda kan bulundu. Biz de soruşturma başlatmak üzere konuyla ilgili araştırma yapıyoruz. Umut Bey'in bilgisine başvurmak üzere çağırdık kendisini. Anladım. Ben kendisiyle özel olarak görüşebilir miyim? Henüz bir avukat talebinde bulunmadı. Biz de konuşmamızı bitirmek üzereydik, değil mi Umut Bey? Çok affedersiniz, bir talepte bulunması benim burada ne işim var? On dakikanız var. Ne yaptın lan sen? Bir şey söyledin mi? Konuştun mu? Ben sadece... Oğlum ne sadece? Niye fotoğraflar masanın üzerindeydi? Ne o fotoğraflar? Arabayı sattım. Bilmiyordum. Böyle olacağını bilmiyordum. Ne demek sattım? Sakin ol. Gerizekalı. Belanı versin seni. Gerizekalı herif. Gerizekalı. Salak herif. Bittik. Yakalandık işte, bitti. Her şey bitti. Sakın kalk ayağa. Kalk. Kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Dikme. Bana bak. Umut, bana bak. Hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Ben yanındayım. Hiçbir şey olmayacak. Kanı buldular. Buldular. Bulmuş olabilirler. Beni dinliyor musun? Dinliyor musun beni? Buldukları basit bir kan lekesi. Tamam mı? Sen kanın kime ait olduğunu söylemezsen hiçbir şey bilemezler. Tamam mı? Beni dinleyeceksin. Tamam mı? Benim dediklerimi tekrarlayacaksın. Benim söylediklerimden başka hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı Umut, anladın mı?